Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görseliyle muhteşem bir lezzet köfteli islim kebabı tarifi vereceğim inşallah. Çok lezzetli, çok güzel. Buyurun başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 1 kilogram orta yağlı kıymamız, 1 adet kuru soğanı rendeledim. 1 adet yumurta, 2 diş sarımsak rendeledim. 1 tutam maydanoz, 1 su bardağı galeta unu, baharatlarımız. Ölçülerini tamamen kendi zevkinize göre baharatlarını ayarlayabilirsiniz. Açıklama kısmına yazacağım. 1 yemek kaşığı sıvı yağ. Güzelce yoğuralım. Baharatlarımız 1 tatlı kaşığı acı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı kadar da köfte harcı ekledim arkadaşlar. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı da kekik ekledim. Güzelce yoğurduk. Köfteleri çok inceltmeyin, biraz kalın olsun. Patlıcanlar, islim kebabı patlıcana sarıldığı için böyle biraz kabarık olması lazım. Davet sofralarında, iftar yemeklerinde, akşam yemeklerinde çok güzel bir lezzet, çok güzel bir menü. Çok güzel bir fırın yemeği. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum islim kebabına. Patlıcanlarımızın ön ve arka kısımlarından birer defa soyalım. İnceliği çok aşırı ince de olmasın, çok kalın da olmasın, böyle orta boyutta keselim. Parmağımızın yarım kalınlığı kadar olsun, çok kalın olmasın. Patlıcan yemeklerinin her şekli, her çeşidi çok güzel, çok lezzetli oluyor. 15 dakika tuzlu suda beklettim. Güzelce peçeteyle suyunu alalım. Yağda sıçrama yapmasın kızarırken. Patlıcanları böyle biraz da tuzlayalım. Daha lezzetli, daha güzel olur kızartmadan. Bir miktar kızgın yağda kızartalım. Patlıcan yağı önce çok çeker, sonrasında bırakır. Alacalı kızarınca ters çevirelim. Çok aşırı kızartmanıza gerek yoktur. Yumuşaması yeterli. Üzeri için bir miktar biber, bir miktar çeri domates. Bunları da hazırlayalım. Patlıcanlarımız kızarırken köfteleri kızartmayacağım. Kızartılmış videosu da yine sayfamda var. Yine aynı lezzeti veriyor. Köfteler patlıcanda piştiği zaman yine aynı lezzette oluyor. Bana destek için kanalıma abone olmanızı beklerim. Bildirim zilini açarsanız attığım videolardan haberdar olursunuz. Sormak istediğiniz sorularda yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Sosu içinde 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. 1 yemek kaşığı domates salçası ekledim. 1 tatlı kaşığı acı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı tuz ekledim. Güzelce kavuralım. Su bardağı su ekledim. Bir taşım unu kaynatalım. Bir taşım kaynaması yeterli. Çok kaynatmaya gerek yoktur.
şeklinde patlıcanlarımızı koyalım. Arasına köfteyi alıp bohça şeklinde katlayıp bir adet biber, bir adet domatesi ekledikten sonra kürdanı kontrollü bir şekilde takalım. Kürdanı takarken dikkat edin. Elinize batırmayın tabi. Görseli çok güzel oluyor. Gerçekten hem çok lezzetli oluyor, görseli de çok güzel, harika oluyor. Patlıcana bu köfteyi tek parça sarıp patlıcan sarma da yapabilirsiniz. Sosunu dökelim. 180 derecede ısıtılmış fırında 50-60 dakika arasında pişiyor. Tabii fırının büyüklüğüne göre ısısı fark ediyor. Benim fırınımın içi büyük, 180 derece yeterli. Büyük fırınlarda daha yüksek derece olabilir. Kendi fırınınızı kontrol edin. ...50 dakikada pişti. Gerçekten çok güzel oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle görselini yakından sizlere göstereyim. Lezzeti de harika oluyor. Yanına şehriyeli pirinç pilavı yaptım. Çok güzel bir, dediğim gibi, iftar menüsü ana yemek oldu. Önüne de bir mercimek çorbası veyahut da terbiyeli şehriye çorbası yapabilirsiniz. Güzel bir salata yanına. Çok güzel bir, dediğim gibi, iftar menüsü ana yemek. Misafirleriniz hayran kalır. Gerçekten muhteşem. Beni hangi ilden, hangi ilçeden, hangi ülkeden izliyorsanız bir selamınızı bekliyorum. Yorumlara bir emoji de bırakırsanız gerçekten benim için çok kıymetli. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hani görüşlerinizi yazabilirsiniz. Farklı tarifler de yorumlardan yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışırım inşallah. Bakar mısınız? Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Allah'a emanet olun inşallah. Thank you.